Kamerayla görüntüleme yöntemi olan histereoskopi ile konulan tanı ve teşhisler artık IBC cihazı ile daha konforlu ve kolay gerçekleşiyor. Kardan miyomu alıyor. Her 4 kadından birinde görülen miyom rahatsızlığından artık ağrısız ve sancısız kurtulmak mümkün. Kısa sürede hasta bize başvurduğu zaman da hemen ameliyathanemizi alarak işlemi gerçekleştirmekteyiz ve 2 saat, 2,5 saat sonra da evine gidip normal yaşantısına devam edebiliyor hastalarımız. Konya'da ilk ve tek Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi'nde kullanılan IBC cihazı büyük kesili ve sancılı tedavi yöntemlerini geride bırakıyor. Düzensizlikler. Kadınlarda sıkça görülen miyom nedir, belirtileri nelerdir? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Ali Sami Gürbüz yanıtladı. İyi huylu tümörlerdir. Bunlar şişlikler. Yani kas dokusu, fibromüsküler dokulardır. Bir defa hani büyüdükleri için bası semptomlarına, eline kitle gibi gelebilir, kanama yapabilir, ağrı yapabilir. Hani bu tip problemler olurken diğer taraftan da eğer rahmin iç kısmındaysa çocuk sahibi olmayı engelleyebilir. Genç kızlık döneminden itibaren karşılaşılabilen bu durum özellikle gebelik düşünenlerde büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Genç kızlar adete başladıktan sonra, blue çağından sonra her dönemde görülebilir miyom, menopoz sonrasında da küçülmeye başlar bunlar. İçeride böyle miyom olabilir, polip olabilir, yer kaplayan oluşumlar. Yani düşünün, tarlada tohum ekeceksiniz. Bu tarladaki kaya, taş var, sizin tohum ekmenizi zorlaştırır. Aynı şey bizim için de geçerli. Çocuk sahibi olmaya engel olan miyomlar 3 farklı yöntemle tedavi ediliyor. Biz de bunların bir kısmını sezaryen kesisi gibi bir kesiyle ameliyatla düzeltebiliriz. Bir kısmında laparoskopik düzeltme işlemleri çıkartılarak ameliyat yapılabilir. Bir kısmında ise histereoskopi dediğimiz, yani rahmin rahim ağzı tarafından tamamen kapalı yöntemle içerideki miyomu bulup çıkartıp tedavisini yaptığımız hastalarımız var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Ali Sami Gürbüz, IBS yönteminin kullanılabilmesi için miyomların boyutlarının küçük olması gerektiğine özellikle değindi. 5 santim, 6 santim gibi miyomları bu şekilde çıkartmamız çok zor oluyor. 2-3 santim, bazen 4 santime kadar miyomları bu şekilde çıkartabiliyoruz. Konya'da ilk ve tek Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi'nde kullanılan bu yöntem sadece miyom ve polip değil, düşük sonrası parça kalıp kalmadığını tespit ederken rahim içerisinden görerek örnek almayı da kolaylaştırıyor. Hani şey yapıyoruz artık, baktıktan sonra böyle diyoruz ki